Yasin Suresi 4. sayfa. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet de gelse, mutlaka ondan yüz çevirmişlerdir. Peygamberler gönderdik, ayetlerimizi indirdik. Alimler, peygamberlerin varisleri Allah yolunda mücadele edip hak yolunda hakkı anlatanlar geldi. Onları dinlemediler. Peygamberi dinlemediler. Onlara anlattık yeri, göğü, güneşi, ayı. Yerde gezen karıncayı, gökte uçan kuşu, bağı, bahçeyi, ekini, dikeni, bağı, bahçeyi, denizleri ve denizde yüzen gemileri, gözünün önüne seriyoruz, anlatıyoruz, anlattık hep bunları. Bunlar hep Rabbinin ayetleridir ki, yine de inanmıyor, her şey gözünün önündeyken, aklını, dimağını kullanıp da, Allah vardır, iman ettim demiyor. Mutlaka ondan yüz çevirmişlerdir onlar. Görmek istememişlerdir. Duymak istememişlerdir. Sağırdır, kördür. Kalpleri mühürlenmiş. Onlara Allah'ın size, Allah-u Teala'nın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra sarf edin de denildiğinde, o inkar edenler, inanmayanlar, İman edenler için dediler ki, biz hiç Allah'ın dilediği takdirde kendilerine yiyeceklerini verebileceği kimseleri yedirir miyiz? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz? Yani Allah'a iman edip verenleri, Allah yolunda verenleri, infak edenleri de böyle sapıklıkla suçlarlar. Allah-u Teala'nın yedirdiği, verdiği kimselere hiç biz yedirir, verir miyiz? Siz bir sapıklık içinde değil de nesiniz diye alay ederler. Verenlerle, Allah yolunda infak edenlerle de alay ederler, iman etmedikleri gibi.
Allah için vermek, Allah-u Teala'nın verdiğinden infak etmek, denizler, dağlar, denizde yüzen gemiler, güneş, ay, yıldızlar, bağlar, bahçeler. Bu anlatılanlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat ne zamandır diyorlar. Başka değil. 49. ayet. Sadece tek bir sayhayı, korkunç bir çığlığı bekliyorlar. Yani hayat var ama bundan sonra ölüm var. Ahiret var. Ne zaman bunlar? Diye adeta bu vaat ne zaman olacak diye alaycı bir şekilde iman edenlere söylerlerken Rabbimiz bir sayhayı, bir çığlığı bekliyorlar. O gelecek. Bir sayha ki onlar çekişip durdururken, onlar böyle bunlara inkar edip dururken, bunları konuşup dururken, acaba deyip şüphelenip dururken, çekişip çekiştirip dururken kendilerini yakalayacaktır. Yani Rabbimiz Allah yeri göğü anlatır, var olanları, dağları, taşları anlatır. Ama bunun sonunda kıyamet vardır. Tekrar diriliş vardır. Şimdi de bunu anlatıyor. O korkunç an, bir çığlık ki gelecek, bir sayha ki gelecek, o zaman bir vasiyet yapmaya güç yetiremezler. Ailelerine de dönemezler. Bu mutlaka gelecek. Ama o geldiği zaman iş işten geçecek. Yaparız, ederiz deseler de, şunu yapsaydık, bunu etseydik deseler de, doğruymuş, hakmış deseler de, bunları yapmaya güçleri yetmeyecek, iş işten geçecek. Hatta işteyken, çalışırken, uyurken, yani evine dönüp, ailesine dönüp, yakınlarına dönüp geliyor, geldi bile diyemeyecekler. O hallerini, o durumu anlatamayacaklar bile. Yani ne zaman, nerede, ne şekilde geleceği meçhuldür, gelecektir ve bunun gelişine güç yetiremeyecekler, engelleyemeyecekler. Yani ölüm gelecek, kıyamet kopacak, tekrar diriliş olacak. Ve nifika fissur feylâhü minel eydâti ilâ rabbîm yâsir. Derken sura üflenecek, üflenmiştir. Bir de ne görsünler, kabirlerinden Rablerine doğru akın, akın ediyorlar. Rablerine doğru gidiyorlar. Yani dünyadaki var olan bütün ayetlerimizi anlattık. Şimdi ahirete
yerinden kalkıp tekrar diriliş olacak. Allah'a dönüş olacak. Bunlara inansın diye ahireti de Rabbimiz anlatıyor. Bunlar gelecek diyor. Ama hayır. Onlar o zaman eyvah başımıza gelenlere eyvah keşke inansaydık. Keşke bunları bilseydik. Eyvah başımıza gelenlere. O mahşere yürüyüş, tekrar diriliş olunca, gerçekleri görünce eyvah başımıza gelenlere. Kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Biz ölüp de tekrar diriliş olacağına inanmıyorduk. Kim kaldırdı bizi? O Allah-u Teala'nın, Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu imiş. Demek ki o gönderilen peygamberler doğru söylemişler. Hani o vaat, o söyledikleriniz ne zaman gelecek diyorlardı ya, ne zaman gerçekleşecek diyorlardı ya, sizinle alay ediyorlardı ya, hak ve hakikat onlara anlatıldığında, iman edin denildiğinde, alaycı bakışları, küçük düşürücü sözleri, bunlar hepsi bitiyor ve gerçekmiş meğer ki bunlar. Eyvah başımıza gelenlere. Kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Kâlû yâ veylenâ men ba'atnâ min merkadinâ. Hâdâ mâ ve'ale rahmân ve sadakal mürselûn. Doğru söylemişler. Gelen peygamberler, anlatanlar, doğruymuş meğer ki bunlar diye pişman olurlar. Rabbimiz Allah ahiretteki gelecek, başımıza gelecek halleri de anlatıyor burada. Anlatıyor ki inanasın, pişman olmayasın diye. Hala daha inanmayacak mısın, anlamayacak mısın? Başka değil. İmkanet illa sayhaten vahide. Sadece bir sayha olmuş. Bir nefha, bir üfürüş. Sura üfürülmüş. Kıyamet kopmuş. Tekrar üfürülmüş. Diriliş olmuş. Başka değil. Sadece bir sayha. Derhal hepsi huzurumuza hazır edilmişlerdir bundan sonra. Bunlar olacak, gerçekleşecek. Denizi anlattık, güneşi anlattık, bağı bahçeyi. İnanmadın bak, ahirette de bunlar olacak. Kıyamet kopacak, tekrar diriliş olacak. Ve hesap günü gelecek. Allah-u Teala'nın huzurunda toplanılacak. فَالْيَوْمَ لَا تُضْرَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَلَا تُزَعْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artık bugün hiç kimseye haksızlık yapılmaz. Dünyada öyleyken antin, kuntin, dayım var, amcam var. Hakkın toprağında hakkım var. Hakkım var orada burada, ben haklıyım, güçlüyüm. Arkam güçlü, kuvvetliyim, tanıdığım var. Efendim de
kimseye haksızlık yapılmaz. O gün gelmiştir. Ve ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. İnanmadığınız için cehenneme gideceksiniz. İman etmediğiniz için bu gerçekleri anlayıp cehenneme, ateşe yuvarlanacaksınız. Hesap vereceksiniz. Gözümüzün önüne seriyor Rabbimiz. 4. sayfada Yasin'in bu sefer de var olan dünyada var olan şeylerle anlattı Rabbimiz her şeyi. Burada da ölüm var, kıyamet var, haşir var, kabir var, tekrar diriliş var, hesap var. Bunları anlatıyor. İnansınlar diye ama beyhude. İşte bunlara inananlar, bu anlatılanları kabul edenler, peygamberleri, gönderilen Kur'an'ın ayetleri, dağa taşa, kurda kuşa, güneşe, aya, yıldıza, bağ bahçeye bakıp da ayakta dağlar, insanın ayakta durup namaz kıldığı gibi ayaktadır dağlar, Allah'ı zikreder, ibadet eder. Sallanır ağaçlar, insanın rükû ettiği gibi rükû eder, sürünür hayvanlar, iman edip de namazını kılıp secdeye kapanan insanlar gibi, hepsi kendi dillerince Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde boyun eğip, hepsi görevde ve yerli yerince, evet, hepsi görevini yaparken, ya insanoğlu ben, denizde taşıyamadığınız, karadan, havadan taşıyamadığınız yükler, o denizin kaldırma kuvvetiyle, o yüklü gemiler, kıtalar arası, ülkeler arası taşınır ya he. Anlamaz mısın daha bunlardan? Ne anlatsın ki Allah'a zahat? Ne anlatalım? İşte bu anlayanları, anlatılanları anlayanlara 5. sayfa gelin. Nasıl cennet? Devam ederiz. Yasin'i tekrar tekrar okuyup da bunları anlamayan Müslümanlara ne demeli? Çok sevabı var. Ölüler sevinir. Önce sen sevineceksin. Bileceksin ki senin sevinmenle, senin anlamanla ölüler anlayacak. Benim oğlum, benim kızım, benim evladım anladı Yasin'i. Allah-u Teala'nın anlattıklarını gördü, namaza durdu, her şey gibi. Onun sevabı, o haleti ruhiyenin sevabı gider o ölenine, okuman değil. Evet, inne ashabel cennet geliyor, cennet ashabı, cennettekiler anlattı. Eğer bunları anlayabildiysen 4 sayfada Yasin'in 4 sayfasında anlatılanları anlayıp iman ettim diyor yaşıyorsan, dağlar taşlar gibi, gökte uçan kuşlar gibi, yemiş veren ağaçlar gibi, ibadeti, Allah'a zikri, hepsinin yaptığını insan namazda yapıyor. Namaz kılmakla yapıyor. Dağlar ayakta
dedim. Ağaçlar rükûde dedim. Hayvanlar secdede. Ama sen namazı kılmakla hepsinin yaptığını yapıyorsun. Ama kılmıyorsun ki. O zaman onlardan da aşağı sütli oluyorsun. Bir taş gibi o kadar olamıyorsun. Bir dağ kadar olamıyorsun. Bir ağaç kadar olamıyorsun. Ama bunu bir namazla Allah'a inandım, iman ettim deyip onun huzuruna duruşla işte cenneti kazanıyorsun. Ölüm var, hesap var deyip bu anlatılanları anlayabildiysen 4 sayfada